Selam millet. Şimdi Sabrina ile beraber Instagram'da biraz canlı yayın yaptık. Kent Ege'ye gittik. Yemeğimizi yedik. Bu videonun devamında size etrafı göstermek istediğim bazı şeyler vardı. Onları göstereceğim. Gördüğünüz gibi ormanın içinde güzel bir yerdeyiz. Uzun zamandan beri yapmak istediğim bir şey vardı. Size bir mezarlık gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Burası bir mezarlık. Şimdi buradan kapısından gireceğiz. Açık. Buradan kestirmeden eve doğru gideceğiz. Etrafı biraz göstermek istiyorum. Siz etrafı seyrederken ben de kendi çapımda gördüklerimi size yorumlayayım. Seyredin bakalım. Bu insanlar mezarlarına nasıl sahip çıkıyorlar? Nasıl onları bakıyorlar? Bunu yorumunu size bırakıyorum. Tamam? Hadi bakalım. Burası normal bir şehir mezarlığı. Keşke GoPro'mu alsaydım yanıma. Ama almayı unuttum. Şöyle göstereyim bakın. Evet, şöyle ilerleyelim. Mezar taşlarındaki işlemlere, işlemeciklere bakın. Ne bileyim işte. Mesela şurada gördüğünüz gibi mezar taşlarının önünde böyle heykelcikler var. Oraya fotoğrafını koymuşlar. Güzel bir çiçek getirmişler hediye. Bakın gördünüz mü? Burada heykeller var. Bunlar şey değil arkadaşlar. Yani şöyle görün. Bakın bunlar alınıp gidilebilecek mumluklar, şamdanlıklar var, metaller. Ben anlatmayayım. Siz ne demek istediğimi anlayın. Sonra bana diyorlar ki sen memleketini kötülüyorsun. Şu şamdanlıklar metal, hep pirinçten. Mumluklar. Ja. Das Gesteck, das Grün da, das ist ein Allerheiligen-Gesteck. Am Donnerstag des Allerheiligen. Allerheiligen ist Tag der Toten. Echt? Ja. Gördüğünüz gibi. Bunların mumları devamlı yanar böyle. Çoğunun yanar. Şöyle devam edelim. Bu videoyu kesmeden atacağım size. Direkt atacağım. Burası tam şehrin ortasında bir tane mezarlık. Ama sıradan. Park gibi, bakın gördüğünüz gibi her yerde banklar var. Şurada da bank var, orada da var, burada da var. İnsanlar buraya gelip, bakın mezarlığa gelip oturup burada muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Şurada bir mezar kazılıyor bakın. Burada gördüğünüz gibi normal çeşme var. Çeşmenin yanında suluklar, bidonlar var. Bunu buradan kimse gelip de almaz. Burada durur bu böyle. Yani sonuçta her canlı ölüyor arkadaşlar. Onun için anlatmak istediklerimi siz daha iyi anlayacaksınız. Ben size göstereceğim videolarda.
bu taraftan çıkalım. Ne kadar huzur verici bir yer, değil mi? Bakın bunlar da mezar arkadaşlar. Bunlar da yakılıp külleri böyle kavanozlara konulup toprağa gömülenler. 2018'in birinci ayında ölmüş. Bakın burası da bir mezarlık. Gördüğünüz gibi küçücük küçücük kavanozlara böyle gömmüşler. İşte bu kadar. Yakılıp ondan sonra buraya bırakılmış. Bakın oraya bir gül bırakmış. Ja, sag. Das sind, wenn man verbrannt ist, ja. Dann kommt man in diese Urne. Ja. Genau, und die kommen da rein. Evet, aynen. Diyor ki yakıldıktan sonra diyor küçük diyor kavanozların içine getirip buraya diyor koyuyorlar diyor. Üstüne de küçücük bir taş. Kimileri öyle tercih ediyor. Kimileri öbür türlü yakılmak için burada kilise var. Bu kilisenin içinde de krematoryum var. Buradan geliyorsunuz, gün alıyorsunuz. Ölünüz hani öldükten sonra onu getirip burada yaktırıp daha az bir yer kaplıyor. Herkesin inancı dediğim gibi yani. Öldükten sonra. Weil so möchten Mama und Papa auch. Echt? So. Sabrina'nın babasıyla annesi de krematoryuma gitmek istiyorlarmış. Yakılmak istiyorlarmış. Gördüğünüz gibi burada küçücük küçücük taşlar var. Üzerinde isimleri var böyle. Yani onlar bunlar da değişik bilgiler sizin için. Şöyle gördüğünüz gibi ormanın içinde adamlar mezarlık yapmışlar. İşte böyle mezar bu abi. Almanya'da mezar kültürü. Gördüğünüz gibi üstünde kristal taşlar var, kalpler var. Bunların hepsi ışık değil. Devam edelim. Şurada tuvalet var. Ha burada şatsi var tek kurs. Hemen size göstereceğim şimdi. Şurada da bakın duvarlarda. Duvarlarda onun için orada insanlar var. Şimdi rahatsız etmeyelim onları. Duvarlar var. O duvarların içinde de özel yerler var. Oralara koyuyorlar. Hani şey gibi düşünün. Küçücük o duvarda küçük dolaplar var. Dolabın kapağını açıyorsunuz. Üstüne bir taş yapıştırıyorsunuz. Olay oldu bitti. Bu çeşmelerden her yerde var. O bidonlardan her yerde var. Buradan geliyorsunuz. Dolduruyorsunuz. Gidip taşı yıkayabiliyorsunuz. Ya da ne bileyim. Evet burası arkadaşlar bakın. Bir camlı bölme var burada. Daha önce gelmiştim ben. İnsan dedim, insan var mı dedim. Bilmiyorum diye. Evet gördüğünüz gibi böyle bir yer. İçeride gördüğünüz gibi camlı bir bölüm var. Şimdi kamerayı sokmak istemedim içeri. Adamlar vardı. İlk önce kontrol edeyim dedim. Sonra gireyim. Ama içeride ölü vardı. Çekim yapmak istemedim. Orayı ayrıca bir gün gelir çekerim size. Adam ölmüş. Öldükten sonra orada bir camlı bölüm var. Getiriyorlar oraya. Yakılacak mesela. Yarın yakılacak diyelim. Ya da gömülecek. Ondan önce getiriyorlar buraya. Cam ekranlı bir bölüm. Akrabaları, tanıdıkları, ne bileyim arkadaşları gelip onu orada görüyorlar arkadaşlar. Orada dua ediyorlar onun için. İşte gördüğünüz o da burası. Tam bunun arka tarafında da krematoryum var. Yani yakım yeri. Almanya'daki mezar kültürünü de size bir nebze anlatabildiysem ne mutlu bana. Bakın burada adamlar aile mezarlığı yapmışlar. Adam aile mezarlığı sanki şey değil yani. Bakın.
Burası bir mezar arkadaşlar, bakın. Değişik bir kültürleri var. Böyle bir mezar yapmışlar mesela, gördüğünüz gibi. Çok değişik. Herkes istediği gibi mezar yaptırabiliyor. Herkes parasına göre. Bakın, burası bir aile mezarı. Buraya getirmişler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bir sürü. Bunun yanına istediğiniz kadar koyun. Aileden öldükçe içine istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Tabii ki burada bunu size araştıracağım, söyleyeceğim. Duyduğum kadarıyla burada 10'ar yıllık kira veriyorsunuz mezarlara. Hani Türkiye'deki gibi bir kere gömeyim, ondan sonra bırakayım öyle ne kalsın orada değil. Burada 10 yıllık 10 yıllık işte sallıyorum 1000 euro 1500 euro kira bedeli var. Toprağı kiralıyorsunuz. Eğer çocuklarınız ödemezse ya da siz kimsesiz kalırsanız mezarınızı alıyorlar, çöpe atıyorlar. Böyle de bir yanı var yani adamların. Ama şöyle göstereyim size, bakın burada. Bildiğiniz adamlar şato yapmış ya, mezar böyle oldu. Mezar mı olur anasını satayım? Evet. Paranız varsa bir kendi mezarınızı alıp kendiniz için mezar satın alabiliyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz kadar parasını veriyorsunuz. Diyorsunuz ki aga beni bir 10 sene tutun diyorsunuz, sonra çöp atın. Onlar da atıyorlar işte. Mezar kültürü de böyle. Almanların mezar kültürü çok değişik. Bizimki gibi değil. Sonuçta şöyle bir şey var. Eğer öldükten sonra dirileceksek, yani İslamiyet'e göre öldükten sonra dirileceğiz ya, o zaman niye gömülüyoruz? Atın çöpe, gitsin. Sonuçta nasıl olsa dirileceğiz, değil mi? Buradan da çıkıyoruz. Havada iyicene karardı ve soğudu. Evet arkadaşlar, mezarlığın hemen yan tarafında, videoyu bitirmiştim halbuki ama sizin için ufak bir alışveriş yaptım. Şöyle bakın, bunlar mum. Üstlerine yağmur gelmesin diye de kapakları var. Neden aldım ben de bilmiyorum. İki tane aldım. Bir beyaz, bir kırmızı aldım. Evde dedim ki, ben dedim bunu dedim yakarım dedim. Neden aldım? Hem size göstereyim, hem fiyat konusunda fikriniz olsun. Mezarlığın içinde gördüğünüz gibi her mezarın içinde bu tarz mumlar var. Bu mumlar 5 gün yanıyormuş arkadaşlar. Bakın 5 gün, gece gündüz olmak üzere 24 saatten 5 ile çarpın işte. Yaklaşık 4 kere 24 96 yaklaşık 120 saat civarında yanıyormuş bunlar. Garanti. Onun için ben de dedim ki ya öbür mumlardan alıp etrafa akıtacağımıza dedim şundan bir alayım, deneyeyim dedim. Bunu deneyimleyeceğim sizin için. Evet, gördüğünüz gibi Straßenbahn var arkada, otobüs durağı var. Orada bir direkt anons yapılıyor. Diyor ki işte diyor otobüsünüz diyor 10 dakika gecikecektir, arıza yaptı falan filan. İnsanlar da ona göre kendilerini ayarlıyorlar. Gördüğünüz gibi insanlar gidiyor. İşte 10 dakika diyor sonra gelecektir. Gibi gibi gibi, burada böyle bir olay var işte. Otobüs durağındaki insanlara bile otobüsün geç geleceğini anons ediyorlar. Düşünün yani. Evet, ne diyorduk? Şundan aldım iki tane. Bunun fiyatı 3.90 arkadaşlar. 3.90. 3 euro 90 cent. İki tane aldım. Bir de Sabrina'nın annesine çiçek aldık. Blümchen, şatsi. Evet, Blümchen aldık. Bakalım bunları yakacağım. Bilgisayar masamın üstüne koyarım, balkona koyarım, bir şeyler yaparım. Uzun süre gider. Kapatıyorum şimdi. Tamam, artık videoyu bitiriyorum. Akşam oldu. Gördüğünüz gibi.